Öncelikle sağlık iletişimi sempozyumu gerçekten ikinci yılında ben bu sempozyumun sağlık iletişimi açısından sürekliliğinin ve kurumsallaşma açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem Ali İbrahim hocama, hem Erkan hocama ve diğer tüm emeği geçen Asuman hanıma, diğer tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. Sağlık İletişimi Derneği'nden bahsedeceğim. Bir proje olarak bahsedeceğim. Neden bir proje olarak bahsediyorum? Aslında bildiğiniz gibi dernekler biraz daha sivil toplum örgütleri tarzı, sendika tarzı çalışıyor. Biz Sağlık İletişim Derneği'ni biraz daha proje bazlı olarak düşündük. Üye sayımız şu anda 28 üyemiz var. Üyelerimiz kimden oluşuyor? Daha çok sağlık habercileri, hekimler, diş hekimi var aramızda, eczacı var aramızda. Daha çok sağlık habercileri, hemşire var aramızda. Onlardan oluşuyor ve akademisyenler var. Amacımız ne? Birincisi sağlık haberciliğinin geliştirilmesi, sağlık okuryazarlığının artırılması, sağlık konusunda bilgilendirme, bilinçlendirme, farkındalık yaratma. Bu dördüncü şey aslında sağlık iletişiminin geleceği açısından bizce çok önemli. Yani disiplinler arası, meslekler arası bir işbirliğiyle sağlık iletişiminin geliştirilmesi çok önemli. Buna ben geçen yılki sağlık iletişimi sempozyumunda da ihtiyaç duyulduğunu çok net anlamıştım. Burada da şimdi meslekler arası yani bir hekimle bir iletişimcinin birlikte bu alanda yer alması ve birlikte projeler geliştirilmesinin bu alanın gelişimi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim amaçlarımızdan da zaten üye portföyümüzden de belli olduğu gibi hem doktor hem sağlık iletişimci arkadaşlar beraber çalışıyoruz ve bu alanın gelişmesi için. Şimdi biz derneği kurduktan sonra şöyle bir üçlü hedef belirledik. Birincisi, tabii ki hasta diyorum ama normal vatandaş anlamında da çünkü hastalıklar bildiğiniz gibi sağlıklı olarak hayatımızı sürdürürken bir şeyler yapıyoruz. Ondan sonra hasta oluyoruz. Yani hastalık değil sadece. Normal hasta olmayan vatandaşlara da ilişkin. İkincisi medya, üçüncüsü sağlık profesyoneli. Biz medya ve hasta arasında sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi, bu sağlık okuryazarlığının geliştirilmesinin aslında çok önemli olduğunu ve ciddi bir konu olduğunu gerçi en sonunda vurgulayacağım ama şimdiden söyleyeyim. Sağlık okuryazarlığı gerçekten hem sağlıklı kalmak, sağlıklı olmak açısından hem de sağlık harcamalarının azaltılması açısından çok önemli bir şey. Genelde sağlık iletişimi dendiğinde light bir konuymuş gibi insanlar algılıyor. Bunu resmi kurumlar da böyle algılıyor. Light bir konu ve biraz daha gereksizmiş gibi bir konu olarak algılıyor ama benim iddiam sağlık okuryazarlığının belli bir düzeye çıkmasının SGK'nın sağlık harcamalarıyla çok önemli oranda, belki de %10-15'ler düzeyinde yani milyar dolar düzeyinde azaltacağına ilişkin. O yüzden sağlık okuryazarlığının çok ciddi olduğunu ve sağlık iletişiminin de bu anlamda çok ciddi bir rol aldığını düşünüyorum. Bunların hepsini biz proje olarak, dernek olarak proje yapıyoruz. Birazdan hangi projeleri gerçekleştirdiğimizi ve neleri planladığımızı da anlatacağım. Hasta-hekim ilişkisi deniyor ama hasta-sağlık çalışan ilişkisi demek daha doğru olur. Hatta hastanın ilk hastaneye girdiğinde onu karşılayan kişiden başlayarak en tepedeki hekime kadar hasta-sağlık çalışan ilişkisine yönelik bir takım iletişim modellerinin artık ders düzeyinde değil de yani şu anda anlattığımız gibi hasta-hekim ilişkisini anlatmak değil, bunun biraz daha tiyatral, daha farklı bir şekilde sağlık çalışanlarına anlatılması gerektiğini düşünüyoruz ve ona yönelik projeler geliştiriyoruz. Bizim şu anda en çok yoğunluk kazandığımız sağlık haberciliği. Ben yaklaşık tıp fakültesinden 99 yılında mezun olduktan sonra işte 17-18 yıldır sağlık haberciliği yapıyorum. Hem hekim kısmını biliyorum hem sağlık muhabirlik kısmını biliyorum. Muhabirlik de çok yaptım, hala da yapıyorum. Aslında bizim temel problemimiz hekimlerin anlaşılamaması. Yani hekimlerin sağlık habercileri tarafından anlaşılamaması, halk tarafından anlaşılamaması.
Yani bir poliklinikte hasta muayene ederken hekimin anlaşılmaz olduğunu zaten sık sık hastalardan duyuyoruz. İkincisi de sağlık muhabirleri arkadaşlardan da hekimlerle röportaj yaptıklarında bunun anlaşılmasının güç olduğunu zaten söylüyorlar. Onun için biz biraz daha tabiri caizse kaynağa yöneldik ve hekimlere yönelik eğitimler gerçekleştirdik. Onu birazdan anlatacağım ben. Şu ana kadar neler yaptık? Tabii sağlık iletişiminde kamu kurumları önemli. Burada Sağlık Bakanlığı da aslında bu konuda önemli bir şekilde yer alıyor. Sağlığın Geliştirmesi Genel Müdürlüğü bu konuda, hatta dünkü haberlerde de buna yönelik, sağlığın geliştirilmesine yönelik bir takım aile hekimlerine eğitimler verileceğine dair bir haber vardı. Buna da gerçekten çok sevindim. Hem aile hekimleri hem diğer hastanedeki ikinci ve üçüncü basamak hastanedeki kişilere yönelik eğitim programlarının gerçekleştirilmesi lazım. Sağlık Bakanlığı ile bu konuda işbirliği halinde çalışıyoruz, toplantılarına katılıyoruz. Bu bizim ilk uluslararası projemiz. Orta Doğu ve Kuzey Afrika, dediğim gibi sağlık haberciliği ile ilgili şu anda çok fazla çalışıyoruz ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan 10 ülkeden 16 gazeteci getirdik. Burada iki gün hem Sağlık Bakanlığı'nda hem İstanbul'da özel hastanelerde ve kamu hastanelerini gezdiler. Ülkeleri, çünkü aslında Türkiye'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine biraz daha soft power anlamında eğitim ve sağlıkla gitmek istediğimizi ülke politikası olarak biliyoruz. Buna Başbakanlık, hem Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörü ve hem Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü hem de Türk Hava Yolları bize destek verdi bu projede. Çeşitli uyuşturucu ile mücadele veya diğer şeylere katılıyoruz. Toplantılara katılıyoruz görüş bildirmek için. Yine hekimlerle ilgili demiştik. Kongrelere biraz daha medyatik insanları çağırarak orada medyanın konuşulmasını, sağlık okuryazarlarının konuşulmasını sağlamak amacıyla oralarda bulunuyoruz. Televizyonlarda veya radyolarda da sağlık iletişimine yönelik bilgilendirme yapıyoruz. Ben size biraz daha kısaca hekimin medya kılavuzundan bahsedeceğim. Birazdan Yeşim Hanım da oradan bahsedecek kendisiyle ilgili konularda, ama şimdi hekimin medya kılavuzunu şu ana kadar biz 9 ya da 10 tane derneğe verdik. Uzmanlık derneklerine veriyoruz. Hekimlere yönelik yapıyoruz. İşte Kardiyoloji Derneği, Gastroenteroloji Derneği gibi derneklere verdik. Burada neler anlatıyoruz? Bir kere medya, iletişim ve hekimin temelini bir akademik background olarak oluşturuyoruz. Daha sonra yazılı basınla ilgili Yeşim Hanım anlatıyor Anadolu Ajansı'ndan. Basın toplantılarını anlatıyoruz. Çünkü bu kurumdan çok fazla basın toplantıları düzenliyor. Orada yaptıkları hatalarla ilgili onlara önerilerde bulunuyoruz. Nasıl yapılması gerektiği konusunda önerilerde bulunuyoruz. Ülkemizde birçok bilimsel yayın yapılıyor ama bunların haber haline getirilmesi hem hekimin sorumluluğunda hem sağlık muhabirinin sorumluluğunda, buna yönelik eğitimlerimiz var. Tabii ki medya deyince sosyal medya şu anda çok çok daha önemli hale geldi ve sosyal medyayı anlatıyoruz. Son olarak da televizyonlardaki programlarda ve televizyon haberleri ve televizyon programlarıyla ilgili bilgilendirmeler ve pratikler yapıyoruz. Bu toplantı gün boyu sürüyor. Yani sabah 8 gibi başlıyoruz, 8.30 gibi başlıyoruz, akşam 5'e kadar devam ediyor bir gün boyunca. Burada arkadaşlarımızın herhalde gün sonuna denk gelen yorgun bir görüntüsü var. Şimdi sağlık muhabirleri tabii ki sağlık haberlerini hazırlayıp televizyona veya gazeteye sunuyor ama ondan sonraki aşamalar önemli. Yani haber müdürleri, haber editörleri de önemli. Biz oradan haber editörlerinden de görüş alıyoruz. Onların görüşlerini de hekimlere iletiyoruz. Burada eğitimlerimizde gösterdiğim bir şeyi sizle paylaşmak isterim. Nasıl fark yaratabilirler? Bir kere en çok
anlaşılmaz konuşmasıdır. Şu aşamada söyleyeceğim en önemli fark, anlaşılır, net şekilde ne olup bittiğini anlatan doktor fark yaratır. Yani sıradan birisi Ayşe teyze evde fasulyesini ayıklarken izlediği zaman ha bu böyleymiş demek ki diye algılaması orada başarılı olduğu anlamına gelir doktorun. Dolayısıyla doktorlar televizyon programlarında konuşurken teknik dil, teknik üslubu bir kenara bırakıp daha çok anlaşılabilecek şekilde konuşmaları daha sağlıklı olur tabii ki. Bir kere televizyonda süre her zaman kısıtlı. Kısa zamanda net olarak anlatması lazım. Ve tanesi anlatması lazım. Ya yani annemin, benim evde oturan annem de anlayacak onun dediğini. İşte genel müdürü de anlayacak. Zaten onlar da annem de annemin anlaması önemli. Zaten öyle olunca da seyrediliyorlar. Örnekleri de var bunun. İşte bazı prime time'larda bizde de var, kanallarda da var, sabah doktorun programı var. En büyük hükümleri de bu zaten. Gelip orada ABC öğretir gibi işte tıp dilini kullanmadan, tıp terimlerini kullanmadan, karıştırmadan hani işte şura ağrıyorsa şudur, buna ağrıyorsa şuradaki ağrı buradan da olabilir falan diye net anlatmaları lazım. Ve bu 3 dakikada anlatmak zorunda bunu. Ama daha lafa girerken bunlar dünya bir toplumdan başlayınca olmuyor yani. Neyse net, anlatmak istediği şey neyse ortasından başlayacak. Görsel malzemeyi de kullanabilir televizyonda. Hazırladığı bir slide olabilir, bir fotoğraf olabilir. Diyelim ki bypass ameliyatından söz edecek, bypass'ın nasıl yapıldığını anlatacak. Onu belki fotoğraflarla veya hazırladığı görsel, evet animasyonlarla... Bir tane de yönetmen arkadaş var, yani haber müdürleri, CNN Türkiye haber kanalı olarak, kanalı, uluslararası kanal olarak yine yönetmenler de görüş söylüyorlar. Şu ana kadar herhalde sabah yayınlarının haricinde haber programında, haber bülteninde çıkmadı. Yani olsam çıkartırım. Dişse bir insan ağız yapısını gösteren, dişlerini gösteren bir kendi ofiste... Bu video sürüp gidiyor. Yani buna yönelik eğitimler var. Yani burada biz katılımcılara, televizyoncular bu konuda ne düşünüyor? Gazete müdürleri ne düşünüyor? Onlar da var. Bir Anadolu Ajansı'nın bir fotoğraf editörü fotoğraf çekerken neler dikkat etmesi gerekir? Şu anda HD yayınlar çıktı. HD yayınlarda kadınlar makyajını nasıl yapması gerekir? Kadar ayrıntılarıyla anlatıyoruz. Ve bunları pratik olarak da uyguluyoruz. Katılımcıların şu ana kadar 9-10 tane yaptık. Memnuniyetiyle ilgili de bir en son yaptığımız Gastroenteroloji Derneği'nin bir videosunu çektik. Aslında hekimler hekim olan vardır aramızda muhtemelen. Hekimler biraz ukaladır. Yani normalde çok beğenmez bir şeyleri. Ama bir de dernek olunca aslında dernektekiler daha işte en üst düzey hekimler olduğu için onları biraz daha beğendirmek daha zordur. En son izlediğim, yaptığımız eğitimden sonra Serhat Bor hocamız, Gastroenteroloji Derneği ve diğer arkadaşlarım da bir görüşlerini dinlemek isteriz şöyle bir şey. Bu bir kişisel girişim. Ne oturuyor lan? Teşekkür ederim. Şu an kadar alındayım. Oturabilirsin. Tamam, daha cürüseydim. Biz bunu daha çok bir kişisel girişim olarak düşündük ve sanıyorum belirli eğitimleri almamız gerekecek. Bu bize PR şirketimizin bir önerisiydi. Böyle bir konudan da haberdar değildik. Aslında böyle bir eğitimin ben daha önce Devan'ın verdiğini biliyordum ama ne verildiğini bilmiyordum. Karımca ayırdığım bizim için önemli bir şey zaman ayırdım. En pahalı şey bu ekipte zaman. Bir pazar günü burada bu kadar zaman ayırdım. Çok beğendiğini düşünüyorum. Ki ben bu konuyu alaylı olarak bildiğimi düşündüm. Yani bildiğime inansam da çok sayıda iyi bilgi aldığım fikrindeyim. Ve emin olun rezalet olsaydı Allah da kahretsin. 8 saat önce de okuduruz diyecek adamım ben. Hani o yüzden... bence yararlı oldum. Onun için ben de hepinize çok teşekkür ediyorum. Ekip iyi hazırlanmıştı. Ekip çok deneyimliydi tabii ki ya. Kaçtı madem burada. Başka da benim söylemek istediğim bir şey yok. Arkadaşlar buyurun. Hocam buyurun. Yok, ben bir yorum olmam hocam. Allah'ım saz mı açıyorsun? Gayet başarılı oldu aslında. Çok sıkıştırmayacaktı.
Burada çok farklı konumda olan bir sürü arkadaş vardı. Yani bazıları daha yeni çıkacak basın karşısında, bazıları birkaç sene çıkmış, deneyim yaşamış. Her iki grup için de gayet başarılı oldu. Bizler için bir kazanım oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yani buna diyelim biz biraz daha artmak isteriz. Öyle bir şey daha sonra. Bir de yani sizlerden ricamız, senden birkaç mı? Yok, buradadır. Yani mesela bizim bu tür programlarımızı izlerseniz ve... Her zaten masa toplantısına falan da geliriz. Ha, yani bize de geri bildirimde bulursanız, biz size şu videonuzu izledik, şurada bir hata yaptık, çok kötüydü gibisinden. Sizler ricamız bizim şu Facebook'a bir göz atarsanız Fatih Bey. Ek öneriniz, yani biz orası sonra alayla gidiyoruz. Kısa tebrikle bahsettik, istiyorlar da güzeldi bizim anlamda. Sosyal medyayı kullanmıyoruz. Biliyoruz. Hiç kullanmıyorduk, şimdi az kullanıyoruz daha doğrusu. Biraz daha fazla kullanmamız lazım. Hale hocam veriyor. Ben kendim kişisel olarak çok yararlandım. İnşallah korkumun bir kısmını atabilmişimdir. İnşallah. Ben hep teşekkür ediyorum hocam. Yani dışarıda çok böyle şey gözüküyorum. Çok ama orada nedense tutuyorum. Cevaplarken gayet iyiydi. Cevaplarınızda hiçbir sıkıntı yoktu. Sadece daha rahatlayabilirsiniz. İnşallah. Öfüm yanlış anladım. Ya. Öfüm yanlış anladım. Onun kibarlık barışlarına kaçış sandın sen Serhat abla. Biliyorum çünkü. Öfüm. Ya ben ilk hala da söylediğimde programı heyecanlanmıştım, hoşuma gitti, kişisel gelişim bu. Bir de sizin şimdi bu aktif eğitim sistemiyle bize öğrettiğiniz çok zevkli oldu gerçekten. Biz de çok içten hissettiniz, samimiydiniz. Hani bizim aradaki çıkışlarımıza da siz çok güzel tampon cevaplar verdiniz, katıldınız. İçten olmanız bana daha da şevk verdi. Ben çok güzel bir geçirdim. Teşekkür ederim. Orada bir konuşma şey yapmayı alacak. Evet, olumsuz eleştirilerinizi de alalım. Kendimizi düzeltelim tabii ki. Şöyle, yani çok keyifli. Çok keyifli bir gün geçti. Aslına bakarsanız bu programın doğrusu gerçekleştirilmesine şahsen ben muhaliftim. Pek faydası olacağını düşünmüyordum. Serhat Hoca'yla bir iki defa da böyle bir istişaremiz oldu. Ama şahsen çok keyif aldım ve çok işe yaradığına inanıyorum. Umarım Sayın Başkan da uygun görürse bütün yönetim kurulu üyelerinde hep ortak... Burada bir katılımcının söylediği bizim için çok önemliydi. Biz bu vesileyle sağlık haberciliğinin arka kısmını yani mutfağını öğrendik demesi bizim açımızdan çok önemli. Çünkü mutfağını bildiğiniz şeyde diyelim bir restorana gittiniz, mutfağında aslında neler döndüğünü biliyorsanız size gelen sunumda da aslında biraz daha tecrübeniz olur. Son olarak 2 dakikamız var ama hocam, Yeşim Hanım'dan da 3-4 dakika çalarak müsaadesiyle projelerle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. Çünkü burada sağlık iletişim sempozyumunda da önemli bir şey. Hakemli bir dergi düşünüyoruz sağlık iletişim alanında. Bunu bahar aylarında planlayıp işte sonbahar, Eylül gibi yayın hayatına geçirmeyi düşünüyoruz. Şu anda sadece elektronik dergi mi olacak, basılı mı olacak? Onlarla ilgili tartışmalarımız var. Erkan Hocam'la, başka akademisyen hocalarımızla bunlarla görüşüyoruz. Uluslararası Sağlık Haberciliği Eğitimi sanırım Şubat ayında gerçekleştireceğiz. CNN'den, BBC'den ve El Cezire'den davetlerimiz olacak. Bunu aslında bir yıldır düşünüyorduk ama sonunda sponsor bulabildik. Derneğimizin parası yok, onun için biraz para lazımdı bu işler için. Çıkışta bağış. Biz sponsor bulduk. Onlar da Şubat ayında hem Türkiye'deki tüm sağlık habercilerini hem de uluslararası CNN, BBC ve El Cezire'den ikişer kişi çağırarak bir iki günlük bir çalıştay yapacağız İstanbul'da. Hasta sağlık profesyoneller iletişimiyle ilgili projelerimiz var. Biraz daha tiyatral olaylar katıp, yani tamamen bir modüler eğitim değildi. Biraz daha farklı bir eğitimle, çünkü hekimleri yine hocam bilir, eğitimlere çağırmak zordur. Yani karşısına hasta hekim ilişkisi şu ana kadar defalarca anlatılmıştır hastanede. Bunu biraz daha farklılaştırıp insanların ilgisini nasıl çekeriz? Buna yönelik bir projemiz var. Aygül Hanım burada, o şu anda o projeyle ilgileniyor. Benim aslında vurgulamak istediğim biraz daha sağlık iletişiminin bu sempozyum vasıtasıyla ve biraz daha işte akademik background'unu oluşturarak kurumsallaşması, sağlık iletişiminin light bir konu olarak değil de hakikaten insan hayatını ilgilendiren, sağlık harcamalarını yakından ilgilendiren ciddi bir konu olduğunun hem bizler tarafından hem kamudaki yetkililer tarafından anlaşılması ile ilgilidir.
teşekkür ederim.